Röportaj yapmayacağız. Hızlı müsaade görüntü mü olacak? Da durup şey yapmak lazım. Yani orada bakın orada da bir şey yapmış. Ağzım. Aynen bir soran şu altı geniş olsa. Evet. Üstte doğru dar olsa tamam da altta bize geniş ve ara boş. Mum şeyi gibi baksana yanlarda. Bu 2,5 metrenin üzerinde oluşan bir buz dikiti. Yani tersi, aradaki boşluk sadece bu kadar. Yani burada herhangi bir şey yok. Yok yok. İşte damlıyor buradan gördüğünüz gibi. Burası damlalardan boş. Kombinin damlalarından oluşan bir buz dikiti. Sarkıt değil. Normalde alışırız çatılardan. Yani niye? Mesela alttan geniş olurdu, üstte dar olurdu. Evet. Yani normalde. Evet. Yani bu yerden yukarıya doğru. Yerden yukarıya doğru dikit olmuş. Ne kadar sürede oluşmuş? Bu aşağı yukarı bir ayda oluştu. Bir ayda. Evet. Bir ayda olsa. Ama ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Valla ben de ilgimi çekince yani. Tabii ki sizlerle paylaşmak istedim. Çok enteresan. Evet. Buz dikiti bu. Sarkıtlara alışmışız ama bu yerden yukarıya doğru oluşmuş bir kütle. Yani Kars'ta bu yıl buzlar yerden bitti. Evet, yerden bitti. Normalde yukarıdan çatıdan aşağı. Evet, çatıdan aşağı her yerde var. Burada da görüyorsunuz. Yukarıda var. Yani şurayı tabii iyi göstermek lazım. Evet. Yani burayla herhangi bir bağlantı yok. Yok. Alttan yukarıya. Alttan yukarıya doğru. Böyle böyle böyle. Böyle. Allah. Normalde yukarıdan aşağı tamam herkes. Ama yerden tutulmuyor. Buzla ilgili bir şey değişti. Nerede çalalım? Karnın içinde mi? Aziz Zeynep Kars'a yaz, gece soğuk Kars'a yaz, çatı barzu halımı götür sen de Kars'a yaz. Azizinem Kars'a yaz, gece soğuk Kars'a yaz, çatı barzu halımı sen de götür Kars'a yaz.
Ezizinem Kars ayaz, gece soğuk Kars ayaz, çatip arzu halimi, ne olursun Kars ayaz. Evet, bu sözler Kars yöresinin anonim sözleri ve bulmuş olduğumuz mevki Kars'ın ünlü müzisyenlerinden Çetin Adıgüzel'in evi ve bu evin önünde oluşan buz çok ilginç. Çünkü genelde çatıdan sarkan buzlar konuşulur, haber yapılırdı. Biz bugün yerden biten buzu haber yapıyoruz. Bu ilginç kütle doğalgaz borusunun damlacıklarından yerden başlayıp yaklaşık bir ay süresi içerisinde oluşmuş bir buz kütlesi ve şu an herhangi bir bağlantısı da yok. İkinci bir ilginç yanı, normalde eğer yerden su damlacıklarıyla buz oluşursa alt geniş, üste doğru daralarak oluşur. Ama burada bunu yine ilginç kılan başlangıç noktasının dar, üst kısmının geniş olması ve buna rağmen de kırılmadan, yıkılmadan durabilmiş ve bir ayını tamamlamış. Hemen hemen bir karıçlık bir mesafe var. İsmim Çetin Adıgüzel. Ali sanatçı kimliğimiz var. Elimdeki yöresel enstrümanla da bunu bütünleştiriyoruz. Kars'ın soğukluğu tabii bilinen bir şey. Biz burada doğduk, burada büyüdük. Ama ilk defa böyle tikit bir şeyle karşılaştık. Küçük tikintiler oluyordu ama doğalgaz borusunun damlacıklarından oluşan bu tikit ciddi bir şekilde benim de dikkatimi çekti. Sizinle de paylaşmak istedim. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de bunu tabii müzikle bağdaştırdınız. Yöresel evet. Anonim sözlerle. Onu da alalım. Tabii ki yöresel anilerimizi ben müzikle birleştirip bununla alakalı bir türkü okuyayım. Ezizinem Kars ayaz, gece soğuk Kars ayaz, çatip arzu halimi, ne olursun Kars ayaz. Ezizinem Kars ayaz, gece soğuk Kars ayaz, çatip arzu halimi, ne olursun dünyaya yay. Bravo, hoş çıktı efendim. Şu damlaların detaylarını aldın mı hocam? Burası çok ilginç gözüküyor Kırmadan gelin, ben de çekeyim sizi. Evet, işte Kars'ın yerden bitme buzu tam kırılma noktasında omuzlarımıza aldık ve hatır olsun diye kenar bir yere bırakıyoruz. Şimdi tersine çevirelim. Tabii normalde damlacıklarından oluşan bu birikinti altı geniş üstü dar. Yani normalde böyle olması gerekiyordu ama bu tabii tersineydi. Çetin Adıgüzel'in evinin önünde böyle ilginç bir kış manzarası da görmüş olduk. Yatıralım mı bunu? Abi kenara koyalım bence. Böyle uzun havasına buraya. Heh. Bırakalım. Dursun ha. Evet, bir hatır olarak saklarsınız.